Herkese günaydın efendim. Evet, yeni bir haftaya başladık. Hamdolsun, güzel bir hafta olsun hepimiz için. Mutlu, neşeli, gülümseyerek açalım bugün haftayı, olmaz mı? Ne olursa olsun efendim, ne yaşıyorsak yaşayalım. Her günümüzü gülümseyerek açmamızı istiyorum. Çünkü neden? Pozitif enerji efendim, güzel. Rab'le beraber açtığımızın her günün bitişi inanın bana daha güzel olacaktır. Evet, pazartesi okullar kapandı artık. Çocuklar, öpüyorum sizi buradan. Tatile başladınız. Umarım güzel bir tatil olur bütün çocuklarımız için efendim. Kazasız belasız dinlenin. Yorucu bir sezon geçirdi çünkü çocuklarımızla. Öpüyorum buradan hepinizi. Evet, bugün ne yapıyoruz? Bugün tabii ki çok değerli konuklarım var yine her pazartesi olduğu gibi. Alp Dolunay yanımızda. Yine lezzetli mi lezzetli tarifler verecek bize. Sevgili babam, sevgili şefimiz bu programı süsleyen tariflerle bizimle beraber olacak. Şahin Bey şu anda tam yanımda oturuyor kendisi, sevgili doktorum. Bugün kalp ve damar hastalıkları hakkında konuşacağız. Ondan sonra ikinci yarıda Maria Hanım gelecek efendim ve bize beslenme ile ilgili ipuçları verecek kendisi. Doğru beslenme, işte diyabet olduğumuzu anladığımız zaman nasıl beslenme tarzımı değiştirmem gerekiyor? Böyle sorular soracağız kendisine. Eğer siz de gerek kalp hastalıkları, gerek diyabetle ilgili sorularınız, gerek de beslenme ile ilgili sorularınız varsa lütfen canlı yayını aramaya çekinmeyin. 0216-256-6588 0216-256-6588 efendim. Sizin sesinizi duymak istiyoruz. Hangi sıkıntınız varsa, eğer damar probleminiz varsa, beslenme ile ilgili sıkıntılar çekiyorsanız, hayatınızda değiştiremediğiniz beslenme alışkanlıklarınız varsa, hazır doktorlarımız buradayken lütfen sorun diyorum. Ama ilk önce hemen şefimin yanına gideyim. Siz kağıtları, kalemleri hazırladığınızı biliyorum. Hem püf noktaları hem de yemek tariflerini alacağız. Hadi bakalım. Evet, babacığım. Canım benim, günaydın. Günaydın. Şahin Bey, size de günaydın. Günaydın efendim. Hemen yanınıza geleceğim. 2 dakika yalnız bırakıyorum. Evet babacığım, nasıl gidiyor hayat, iyi misin? İyi hayatım, işler güzel. Yeni bir haftaya başladık hamdolsun. Doğru. Güzel olsun, evet. Sağlıkla olsun diyoruz. Pazar günü dinlendik işte. Süper. Pazartesi günü gene işimizdeyiz. İşimizin başındayız, süper. Evet. Bugün ne yapıyorsun bize? Bugün yine iki tarifimiz var. Bir Antep yöresinden, daha ziyade böyle öğrenci evlerine falan da çok ne derler, oralarda yapılabilen bir yemek. Öğrenciler mi yapıyor bunu? Yani basit olduğu için hani öğrenci yemeği gibi iki şekilde de yapılıyor. Etlisi ve etsizi. Tamam. Öğrenciler genelde etsizi tercih ediyorlar. Çünkü ettiği gördüğün gibi önce düdüklüde pişiriyorsun. Bir işlemi var. Başlıyorsun falan filan. Ama öğrenci işi hemen at içine bir şeyler dürüm. Ye. Evet, ye. Süper. Peki biz bugün etlisini yapıyoruz o zaman. Etlisini yapıyoruz. Tamam. Bu, lezzetin baş şehri denilen Antep'ten geliyor. Yani Hataylılar alınmasın bu arada ama Antep'le Hatay mutfağı çekişiyor bana kalırsa. İkisi, yarışıyorlar, bir yarış evet, var. Yarışıyorlar, var aralarında. Tamam. Bu Antep'ten yarım kilo kuşbaşımız var. Onları daha böyle ince ince doğradım ben. Yani dürümün içine atabiliriz. Hani bir de bunu bildiğim kadarıyla çocuklar döner falan da atıyorlar içine. Hazır dönerler var ya. Anladım. Hani, hadi uğraşmayalım biz hazır döner atalım içine diye. Öğrenci çocukların. Evet böyle. Peki. Biz yarım kilo kuşbaşı et kullanacağız, dana eti. Yarım kilo kadar da haşlanmış nohutumuz var. Bir adet kuru soğan, 3-4 dal böyle taze soğan. Ondan sonra 2 adet yeşil biber, 1 adet kapya biber. Bunları hepsini ufak ufak doğruyoruz. Hı hı. Soğanımızı, kuru soğanımızı arzu ederseniz yan yan doğrarsınız piyaş şeklinde. Yani dürüm içinde daha hoş olur. Ondan sonra yarım demet de maydanozumuz var, bolca maydanoz. 2 yemek kaşığı nar ekşisinde bunları karıştırıyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı da toz biber atıyoruz içine. 1 çay kaşığı da kırmızı toz biber atıyoruz. Hepsini karıştırıyorsun. Hepsini karıştırıyoruz. 4 yemek kaşığı da efendim içine zeytinyağı ekliyoruz. Zeytinyağı. Evet, bunları karıştırdıktan sonra etlerimizi de iri ise eğer ufak ufak parçalıyoruz onu. Hı hı. Et yoksa etsiz zaten. Tamam. Ondan sonra 4 tane lavaşımız var. Onun içine 4 kişilik hazırladığımız yemek. Seriyoruz lavaşımızı. Bir güzel döküp dürüm yapıyoruz. Süper. Evet. Bir de
Yaz geldiği için böyle pratik yemekler vermeye çalışıyorum bu ara. Hı hı. Hani böyle sıcakta mıcakta fazla ulaşılmıyor yemekten. Mesela bu dabneli patates salatası. Salata ama aslında öğün olarak da gayet güzel tüketilebilecek bir şey. Yani oturup öğlenleyin hani bugün de salatayla geçiştireyim diyebilirsiniz. İki tane büyük boy patatesimiz var veya küçük patateslerden yapabilirsiniz. Ben de küçükler vardı onlarla yapıyorum. İki adet havucu ve patatesi haşlıyoruz ufak ufak doğrayıp. İki yemek kaşığı zeytinyağı, iki adet de köz kapya biberimiz var. Közlenmiş istiyorsun. Arzu eden evinde közleyebilir bunu. Arzu eden de hazır zaten tamam. Şimdi marketlerde falan bulunabilir. Köz biberimiz var. Ona da gene bir tutam maydanoz atıyoruz içine. 3 yemek kaşığı labnelen, bunun hepsini güzelce karıştırıyoruz. Bir diş de sarımsak ekliyoruz. Sarımsağı ezip şöyle iyice ufak ufak doğruyoruz. Tuz karabiberimizi atıyoruz. Ondan sonra karıştırıp güzel bir salata, dediğim gibi öğünlük olarak da tüketilebilir gayet. Gayet çünkü doyurucu. Bir sürü şey var içinde. Evet. Ve biraz fresh yani böyle yaz ayını hatırlatan bir salata olmuş. Çok güzel. Peki şef tamam. Sen hazırlıklarına başla. Ben de arada zaten geleceğim. Hem sevgili izleyicilerimize de gösteririz aşamaları. Hem de zaten tariflerle tekrar yanınızda olacağız. Doktorumun yanına gidiyorum bugün. Tamam. Kat ve damar hastalıklarını konuşacağız beraber. Evet. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Yeni bir hafta. Güzel, evet. Pazartesi bugün. Çocuklar tatile girdi. Evet. Çocuklar tatile girdi ve İstanbul trafiğinde böyle inanılmaz güzel bir gelişme var işte. Biraz azaldı hemen. Okul servisleri azalınca daha rahat oldu. Daha güzel. Evet. Bir rahatladık çünkü evet. Okul servisleri çok fazla. Yani normal çocuklar okula gidiyor ama ben şu anda hissediyorum böyle evet. Buraya gelirken de bir azalma var. Evet. İyi oldu. İyi oldu. Böyle iki ay en az ne Eylül'e kadar Eylül'e tatil kadar çünkü. Böyle evet. Oğlumuz da tatile girdi. Mutludur. Onun daha 3 gün 4 günü var çünkü onlar iki ara tatil yaptıkları için okul geri bir hafta geç kapanıyorlar ama tabii bu hafta eğlence haftası onlar için. Süper. Evet. Çok iyi. Evet bugün kalp ve damar hastalıklarını konuşuyoruz. Evet önemli bir konu konuşacağız. Şöyle ki bir küresel araştırmada en fazla ölüme sebep olan iki hastalıktan birisi kalp hastalıkları. Diğeri de işte bulaşıcı hastalıklar diye sınıflandırılmış. Ama Türkiye'de birinci sırada olan bir durum. Evet kalp hastalıkları. Burada kalp hastalıklarını böyle kabaca sınıflandırdığınızda doğumsal olabilir, edinsel olabilir. Yani doğuştan olarak gelen kalp hastalıkları var. Bir de sonradan kazanılan kalp hastalıkları var. İşte bu sonradan kazanılan kalp hastalıklarında bizim için önemli olan kalbin üzerindeki damarları tıkayan hastalıklar. Yani iskemik kalp hastalığımız hastalık çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü son yıllarda sürekli artış gösteren bir hastalık. Böyle deyince aklımıza şöyle bir şey gelsin. Kalp bir pompa görevi yapan kas kitlesi ve bunun beslenmesi sağlığı üzerinde ufak ufak ince ince damarlar var. Her yerde olduğu gibi kalbin üzerinde de var. Ve bu damarlardaki dolaşım kalbin düzenli çalışmasını sağlayan, kanı oraya götürüp besleyen, dokuyu besleyen damarlar. Eğer bunlardan birini tıkarsanız o damarın beslediği alan eğer beslenemezse kalp düzenli çalışmaktan vazgeçecektir ve ani durmalarla ölümlere yol açabilecektir. Yani miyokard enfarktüs dediğimiz olayın gelişimi aslında iskemik yani damarı tıkayıcı bir olayın olmasıdır. Burada bütün araştırmalarda böyle bazı adresler çıkar karşımıza. Damar neden tıkanır? Yani durup dururken tıkanmaz elbette. Ve en fazla son günlerde konuşulan konu da kolesterol. Her yerde konuşuluyor işte kolesterol nedir, ne yapar? Aslında kolesterol zararlı bir şey değildir. Evet bunu bir kez daha söylemiştiniz. Öyle ki vücutta hücrelerin zarını, geçirgenliğini sağlayan bir maddedir. Yani olmazsa olmazımız. Çünkü hücrelerin beslenmesi, iyonların geçmesi, havanın geçmesi, bütün bunlar o zar sayesinde olur ve onu yapan kolesteroldür. Bunun haricinde vücudumuzda bulunan bazı hormonların yapılması için kolesterol gerekir. Hı hı. Kolesterol olmazsa o hormonlar yapılamaz. Bunun haricinde D vitamini emilmesi, D vitaminine bağlı yağda eriyen vitaminlerin emilimi hep kolesterole bağlıdır. Safra kesesinden safra yapımı kolesterole bağlıdır. Sinir hücrelerinde iletimi sağlayan sinaps dediğimiz aralıkta kolesterol çok önemlidir. Bir de bağışıklık sisteminde kolesterolün yeri ayrıdır. Şimdi bütün bunları düşündüğünüzde kolesterol vücudunuz için gerekli bir şey. Hı hı. Ve vücutta bir hasar oluştuğunda kolesterol oraya gidip tamir etmeye çalışır. İşte bizim en çok korktuğumuz şey de kalp damarında herhangi bir hasar varsa kolesterol oraya gidip orada yerleşip bir plak oluşturarak
içinde tıkanıklık yapabilir. Aslında o yüzden başka amacı var ama... Amaç başka ama kolesterol yüksek olunca bu tıkanıklıklar sık görülüyor. Şimdi kolesterole baktığımızda aslında kolesterol vücutta tek başına gezmiyor. Lipoprotein dediğimiz bir maddeye bağlanıyor ki L harfiyle anıyor bu. Ve iki tipi var aslında. Birisi kötü dediğimiz kolesterol, birisi de iyi dediğimiz kolesterol. Bunların belli ölçüleri var. Belli ölçülerde bulunmak zorundalar. Ve vücutta yaklaşık %30 oranında kolesterolün tamamını, %30'u karaciğerde kendimiz yapıyoruz. Fakat %70'i yanlış beslenmeyle, dışarıdan alınan yağlarla artış yapıyor. O kadar yanlış besleniyoruz ki. İşte bu doymuş doymamış yağ oranları ile beslenme, belki Marian da anlatacaktır. Yani beslenmenin içinde çok önemli. Yağ tüketimi bizim için çok önemli. 70 kilogramlık bir insan düşünün. Vücudunda 35 gram kolesterol olması gerekir. Hı hı. Ağırlık olarak düşünün, ne kadar az. Çok çok az. Ama bu bile yetiyor insana. Çok bile fazla. Günlük vücutta üretim 1 gram. Bizim yapabildiğimiz kolesterol 1 gram. Bir şey yapmıyoruz aslında. Şey yapmıyoruz ama o 1 gram çok önemli yaptığımız. Ve besin yoluna alınanlar da 200-300 gramı buluyor günlük yağ. Ve bunlardan hepsi emilmiyor tabii. Emilen kısımdan karaciğerde sentezlenen ve olumlu hale getirilen işte ortalama 35 gramı buluyor. Sürekli bir 35 gram kolesterol sağlamak zorundayız. Ancak bu 200-300 gramın üzerine çıktığınız anda kolesterol miktarı artmaya başlıyor. Ve artan kısım, eğer sizin yaşam şeklinize göre LDL dediğimiz kötü kolesterol ise, o zaman sıkıntılara başlıyor. Bir kolesterol hastası oluyorsunuz. Kolesterol hastalığında da en büyük risk kalp damarlarının tıkanmasıdır. Tabii bununla ilgili kolesterolle beraber bir sürü etken var bunu yapan. Mesela sigara. Mesela sedatif hayat dediğimiz oturarak çalışma, hareketsiz hayat, obezite, şişmanlık. Bütün bunlar kalp damar hastalıklarını arttırıyorlar. Genelde baktığımızda kolesterol miktarlarında nasıl olması gerekir derseniz işte bütün toplam kolesterolün vücutta 200 mg'ı geçmemesi gerekiyor. İşte 200'e kadar normal diyoruz ama burada şu oran var. HDL ile LDL, yani iyi ile kötü arasında bir oran vardır. Yani iyi yüksekse toplam 200'ü geçse de sıkıntımız olmaz. Tamam. Bu iyi nasıl yükseltiriz derseniz benim tek önerim var. Günde 30 dakikalık yürüyüş. O öyle yükseliyor mu, evet, iyi olan? Yani sporla, yürüyüşle. Evet, tempolu 30 dakikalık yürüyüşle karaciğer iyi kolesterolü daha fazla üretmeye başlıyor. Çok güzel. Hareketli insanların zaten şişman olmaları mümkün değil. Tabii. O zaman da kötü kolesterolün çok yükselmesi söz konusu değil ki yanlış beslenmiyorlar. Yani katı yağlarla beslenen insanların ne kadar spor yaparsa yapsın kötü kolesterolünü düşürmek mümkün olmuyor. Tabii şimdi şöyle bir şey, yürüyüş yapıp üzerine pizzaydı, ondan sonra hamur işleriydi falan yersek pek bir anlamı kalmıyor yürüyüşün. Boşu boşuna kendinizi yormuş oluyorsunuz. Evet, yani kolesterolü arttıran şey yanlış beslenme, işte kilo artışı, hı-hı, sigara, stres. Bütün bunlar kolesterolü, kötü kolesterolü arttıran şeyler. Ah, o stres bize neler yapmıyor ki efendim, değil mi? Mesela şöyle bir araştırma yapılmış, 22 ülkede yapılan bir değerlendirme. 50 yaş altında kalp hastalığı olma olasılığı Avrupa ülkelerinde %13. 50 yaşın altında, Türkiye'de %23. Ne kadar büyük fark var ya. Neredeyse 3 katına çıkacağız. Yani evet, 2 kat neredeyse. Evet. Kalp hastası olduğunu bilenlerden sigara içmeye devam edenler Avrupa'da %17, ülkemizde %23. Yani bildiği halde devam edenler ve kötü alışkanlıkla devam edenler böyle. Ve bu kalp hastalığının %35'i şişman hastalar. Yani eğer yapısal bir hastalık yoksa şişmanlık her zaman bir risk. Yani fazla kilo her zaman bir risk. Kalp hastalıklarında böyle Türkiye'ye baktığımızda bir sürü kalp hastalığı var. Kapak hastalığı var, damar hastalığı var, işte kalp yapısının hastalıkları var. Fakat %60'lık oranını bu koroner kalp damarlarının oluşturduğu hastalıklar oluşturuyor. Yani bu damarları korumamız çok önemli. Sağlıklı olmak için. Çünkü eğer biz o damarlara hasar verirsek ve kolesterol gidip orada plaklar oluşturursa bir süre sonra damar tıkanacak. Ve damarın beslediği alanlardaki kas dokusu ölecektir. Bu ani de gelişebilir, yavaş yavaş da gelişebilir. Ani olanlarda zaten kalp krizi dediğimiz olay gerçekleşiyor. Ve ölümlerin büyük sebebi de kalp krizi oluyor. Belki ilk kalp krizini atlatabilirsiniz ama işte en çok şunu görüyorum. Kalp damarı tıkanmış, kalp krizi geçirmiş birisi hastaneye geliyor, gerekli müdahale yapılıyor. Ve o damarı genişletecek bir alet takılıyor, stent dediğimiz bir alet takılıyor. Hastalar sanıyorlar ki benim bütün sorunum çözüldü,
ben aynen devam edebilirim hayatıma. Ki benim var öyle arkadaşlarım. Bu sigaraya, arada. İşte yağlı beslenmeye evet, devam eden. Evet, stent takıldı. Ve genç yaşta böyle 45 yaşında falan yani evet. Stent takılmış 2-3 tane arkadaşım var. Burada onlar beni izliyor, biliyorlar kendilerini. Tekrar eski alışkanlıklarına devam ediyorlar. İkinci stent takıldı bir arkadaşıma şimdi. Yine stent takıldı. 40 yaş altında görülme olası da çok yükseldi bu hastalığın. Çünkü dediğimiz gibi toplumumuzda obezite çok yaygın. Erkek kadın oranı da var burada. Erkeklerde biraz daha fazla görülüyor. Evet. Kadınların özellikle ileri yaşlarda kalp krizi geçirmeye daha az bir olasılık. Çünkü hormonal değişimleri o damarların korunmasını sağlıyor. Ancak kolesterolle ilgili erkeklerin sorunu büyük. Sonucunda bir kalp yetmezliği görüyoruz. Yani damarlar tıkandı, pompa bozulunca bir yetmezlik gelişmeye başlıyor. İşte uzun süreli yürüyemiyorsunuz, merdiven çıkamıyorsunuz. Tık nefes dediğimiz olay başlıyor. Nefesiniz yetmiyor. Bu gibi sorunlarda bu enfarktüs dediğimiz olaya gelene kadar bütün bunlar yetmezliği yaşayabilirsiniz. Ama enfarktüs dediğimiz olay nasıl olur? Bu çok önemli. Herkesin bilmesi gereken bir şey. İlk yardımda bunu bahsettik. İlk yardım programlarında ama burada plak oluştu ve kriz geçiriyorsunuz. Ne hissedersiniz? Nasıl hissedersiniz? Bunlar çok önemli. Herkese merhaba efendim. Şu anda yaşadığımız bu dünyada, bu hayatta huzuru aradığımız bir dönemdeyiz efendim. Hepimiz huzuru arıyoruz. Burada Şahin Bey'le hastalıkları konuşuyoruz. İşte babamla farklı lezzetleri konuşurken aslında hepimiz bir huzur bulmak istiyoruz. Bir tebessüme ihtiyacımız olduğu günler yaşıyoruz. Peki tek huzur kaynağı İsa Mesih'tir desem. Ya sizin efendim huzur kaynağınız kimdir? Kimdir sizin hayatınızı yöneten? Mezmur 42:11. Neden üzgünsün ey gönlüm? Neden içim huzursuz? Tanrı'ya ümit bağla çünkü ona yine övgüler sunacağım. O benim kurtarıcım ve Tanrım'dır. Evet efendim. Mesih kendisine demişti Matta 11:28'de. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin. Ben size rahat veririm. Bu çok önemli bir söz değil mi? Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin. Ben size rahat veririm. Eğer yüklerinizden kurtulmak istiyorsanız gerçekten bu hayatta Tanrı'ya ihtiyacımız olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Onun için bugün devam ediyorum bu programa ve bu bizim sözümüz olsun. Ey şu anda bizi dinleyen yükü ağır olanlar, yorgunlar, nereye gideceğinizi biliyorsunuz, kime başvurmanız gerektiğini biliyorsunuz efendim. Tanrı'yı hayatımıza lütfen dahil edelim. Ona ihtiyacımız var çünkü biz insanız. Ve bir sürü yükler taşıyoruz. Dünya gitgide, hayat gitgide zorlaştı. Bu dönemde gerçekten bizden daha güçlü bir varlığa ihtiyacımız var. Onun için lütfen bugün yüklerinizi ona teslim edin ve hafifleyin diyorum. O zaman ne yapalım? Yine yükü ağır olan bir şefin yanına gidelim. Çünkü çok güzel bugün lezzetli tarifleri var. Bakalım neler yapıyor şu anda. Evet şef, anlat bakalım. Çok güzel bir ayet değil mi? Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin. Yani Mesih'te her zaman huzur var. Evet. Ona giden huzuru buluyor. Gerçekten öyle. Yorgunluğu gidiyor. Çünkü istediğin kadar dinlen, dinlenemiyorsun evet, ya baba. Yani dünyanın sorunlarından uzaklaşıyorsun. Hı hı. İşte göksel Tanrımızdan bir bütünlük sağlıyorsun. Ruhen ve aynı zamanda bedenen. Hı hı. Huzura eriyoruz. Bir yenilenme. O anlamıyla, evet. Hemen her gün onunla beraber olmak istiyor insanlarımız, inananlarımız. Hı hı. Çünkü tek huzur orada. Amin. Bu söze, yani bu sözün üstüne bir söz söylenmez. Amin denir ve hemen reçetemi istiyorum efendim. Bugün neler yapıyoruz? Evet, bugün Antep yöresinden nohut dürümü yapıyoruz. Etli. Hı. Etsiz de oluyor demiştik. Bunun için yarım kilo kuşbaşımız var. Kuşbaşını da ben daha da ufaladım. Minik küçük minik. Küçük yaptın. Evet. Ki hem yerken ağzımıza daha yumuşak gelsin hem de dürümümüz diğer malzemelerle etlerimiz iyice karışsın diye. Mis. Hı-hı. Peki.
Efendim ne demiştik? Yarım kilo etimiz vardı. Yarım kilo da haşlanmış nohutumuz var. Bir adet kuru soğanımız var. Piyaz doğrayacağız. 3 dal taze soğan, 2 adet yeşil biber, 1 adet de kapya biberimiz var. Hepsini doğruyoruz bunların. Hı hı. Artık nasıl hoşlanıyorsunuz? Uzun uzun küp küp size kalmış. Size kalmış. Evet. Peki şef. Yarım demet de maydanoz içine, bolca maydanoz doğruyoruz. 2 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı da kırmızı toz biber. Ve 1 çay kaşığı da pul biber ekliyoruz içine. Ve 4 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyoruz. Bunların hepsini bir güzel karıştırıyoruz. Ondan sonra lavaşımızı arzu ederseniz ısıtabilirsiniz. Böyle hani buzdolabından çıktığı gibi hoş olmuyor. Soğuk yemeğin efendim, evet. Birazcık ısıtalım. Evet, birazcık ısıtalım fırında veya bir tavanın içinde, yağsız tavada. Tamam. Ondan sonra ortasına malzemelerimizi paylaştırıyoruz. Nefis. Bir güzel dürüm. Çok güzel. Afiyet de yiyoruz. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Acıkmış, evet. Olanlar vardır illaki. Yanına dedik ki bir lamneli patates salatası yapalım. Tamam. Bu öğün olarak da tüketebilirsiniz veya ana yemeğin yanında da tüketebilirsiniz. Gayet doyurucudur aslında, içinde patates olduğu için. 2 tane büyük boy patatesimizi haşlıyoruz. Küp küp doğruyoruz. 2 adet de havuç haşlıyoruz onun yanında. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. 2 adet közlenmiş kapya biberimiz var. Bir tutam maydanoz atıyoruz. Yaklaşık 3 yemek kaşığı labne. Bir diş de sarımsak ve tuzumuzu atıyoruz. İçine şöyle bir karıştırıp servis tabağımıza koyuyoruz. Muhteşem bir yaz salatası. Evet. Dediğim gibi aynı zamanda öğün yani. Gayet doyurucu. Ve kalorisi düşük. Çünkü evet. Her şey haşlanmış. Evet. Bir labnesi İçinde var. İçinde peynir yok, yumurta yok, evet. Benzeri şeyler yok. Çok güzel. Evet. Bir tek labnemiz var. Bugün böyle. Hazır kolesterondan bahsediyorken, böyle kalp damar tıkanıklarından bahsediyorken bu yemek güzel oldu yanına şef. Evet. Teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Evet doktorcuğum, ne diyorsunuz, salata gayet sağlıklı bir çok salata sağlıklı. Değil mi? Bu mevsimlerde tüketilmesi gereken güzel bir öğün. Zaten işte daha çok zeytinyağlıların tüketildiği, salatanın tüketildiği yaz ayları beslenme açısından daha şık oluyor. Meyve ve sebzenin bol olduğu dönem. O yüzden sağlıklı beslenmek önemli. Süper. Haydi bakalım. Konularımız çok güzel. Devam ediyoruz. Evet. Kalp krizinde önemli şeylerden bahsettik. Bu damar tıkanmasıyla oluşan kalp krizinde bazen tıkanan damarı hissetmeyebilir kişi. Çünkü kalp öyle bir mekanizma ki yani tıkanan damarın yanından başka bir damar oluşturur. Kanlanmayı devam ettirebilir. Ancak EKG dediğimiz bir elektrokardiyogram çektiğimizde bunu görebiliriz ama hasta çok hafif belirtiler olur. Ancak ana damarlarda bu plak oluşumu, kolesterole bağlı plak oluşumunda iskemik kalp hastalığı oturursa miyokard enfarktüsü dediğimiz kalp krizi gerçekleşmiş olur. İşte kalp krizi olduğunda göğüste şiddetli bir ağrı, yani bıçak saplanır tarzda o ağrıyı tarif ederken bunu söylüyoruz ama çok şiddetli bir göğüs ağrısı olur. Bir basınç hisseder insan göğsünde. Hı hı. Sol koluna vuran, el bileğine kadar vuran bir ağrısı olur. Bunun haricinde böyle sararma, soluklaşma, soğuk terleme görürüz. Tansiyonda ani bir yükselme gerçekleşir. Nabız sayısında bir artış olur ve buna bağlı olarak da bulantı kusma görebiliriz. Kalp krizindeki belirtiler bunlardır. Bir şey soracağım. Kalp krizi geçirdiğimizi anlamama ihtimalimiz var mı Şahin Bey? İşte başka bir damar oluştuysa yanından başka bir damarla kanlanma diğer bölgeyi yap, yani az da olsa sağlıyorsa hafif geçebilir bunlar. Anlamayabilirsiniz. Evet. Ama bu belirtiler, söylediğim belirtiler varsa, o şiddetli göğüs ağrısı, basınç hissi, solukluk, soğuk terleme, bulantı, kusma bunlar varsa kalp krizi geçirme olasılığı yüksektir. Özellikle 40 yaş üzerinde erkeklerde bu varsa mutlaka hemen kardiyolojiye gitmesi gerekir. Bir de tam tersi oluyor bazen Şahin Bey. Kalp krizi geçirmememize rağmen kalp krizi geçirdiğimizi zannediyoruz. Bu daha sık gördüğüm bir şey. Evet, yani o ağrılardan dolayı. Özellikle gaz şikayeti olanlarda, midesinde gaz birikenler, dispepsi dediğimiz olaylarda çok şiddetli yaşayanlar göğüse vuran bir ağrı hissedip bunu kalp krizi sanabiliyorlar. Evet. Bu şekilde gelen hastalar var. EKG'si normal, kan değerleri normal. Ama baktığınızda kalp krizi tablosunu taklit eden bir durum var. Ya da çok şiddetli bir kas ağrısı, kas spazmında bunu görebiliyoruz. Göğüsteki kas ağrılarında acaba kalp krizi mi geçiriyorum diye düşündüren ağrılar olabiliyor. Hani taklit eden şeyler var ama hani ben kalp krizi geçirmiyorum, bu bir kas ağrısı deyip üzerini kapatmamak lazım. Ama o zaman ne olursa olsun
Şahin Bey'in size şimdi söylediği belirtilerden bazılarını bile yaşıyor evet. olsanız mutlaka bir doktora gidin. Yani böyle göğüs hastalıkları, bir sürü hastanelerimiz var zaten devlet tarafında. Yani ufak da olsa şikayetleriniz bana göre çok önemli şeyler. Çok önemli. Göğüste, kalpte böyle bir şeyler sıkıştırıyorsa normalin dışında, çünkü normal bir temposu var her insanın. Ve normalin dışında vücudunuz size bir tepki, bir reaksiyon veriyorsa mutlaka bir nedeni vardır. Buna mutlaka. İnanıyorum. Onun için bir doktora gidin, hiç korkmayın. Ama sanırım artık insanlar eskisi gibi değil. Ben buna inanıyorum. Daha fazla doktorlara gitmeye başladık. Evet. Hala korkanlar var ama bir bilinçli bir nesil de var. Yani öyle doktora gitmeye çekinmeyen, ondan sonra doktora giden, gerçekten sıkıntılarını doktorlarla paylaşan da bir nesil var. Tam tersi de var. Yani hiç şikayet olmasa da 50 yaşına gelmiş bir evet. özellikle erkeklerin mutlaka bir kardiyoloji konsültasyonu yani muayenesinden geçmesi gerekiyor. Çok güzel. Bunlar önemli. Çünkü eğer bir başlangıç varsa bunu düzeltmek çok kolay. Ama bir boru düşünün. İçinde atık maddeler birikiyor. Bir su akışı var oradan ama içerisinde bir paslanma olduğunu düşünün. Bir birikim var ve daraldığını düşünün. Oradan su akışı devam ediyor ama istediğiniz verimde değil. Daha sonra o birikim, atıklar orada birike birike orayı tıkarsa su artık akmıyor. Böyle düşündüğünüz zaman kalp damarlarında aynı şey var. Yani hücreye oksijen ve kan yoluyla taşındığı için o bölgeye oksijen gitmezse, kan gitmezse oradaki hücreler ölecektir. Hmm. Öldüğü zaman da geri dönüşümü zor olan durumlarla karşılaşıyoruz. Şöyle ki ilk ataklarda genelde bu oluyor. Geliyor hasta mesela 3 damarı tıkanmış tamamen. Stent ya da diğer girişimlerle kurtulamayacaklar bypass'a gidiyor. Yani açık kalp ameliyatıyla o damarlar değiştiriliyor. O damarlar değiştikten sonra bile hücrenin tekrar eski durumuna gelmesi çok uzun bir zaman alıyor. Hani o yüzden ameliyat olduktan sonraki aşamada ya da stent takıldıktan sonra aşamada çok önemli bir aşama. Kalp krizi geçirdim, ben müdahale edildi, kalbim tekrar eski haline geldi düşünmemek gerekiyor. Mutlaka korumamız gerekiyor. Aman bu son söylediğine Şahin Bey'in dikkat edin. Yani böyle bir operasyon geçirdiğiniz zaman gerçekten çevremdeki insanlara da bizi şu anda izleyen herkese söylüyorum. Bir operasyon geçirdiniz ve hayatınızda buna neden olan alışkanlıklarınızı bırakmanız gerekiyor. Yani ben operasyonumu geçirdim, oh çok iyiyim, şimdi eski alışkanlıklarıma devam edeyim dediğiniz zaman işte ikinci stent takılıyor Allah korusun. Hastalığınız tekrar nüksediyor. Yani bir yerden vücut bize bir şey gösterdiği zaman onun nedenini bulup onu çözmemiz gerekiyor. Ve maalesef bu alışkanlıkları istemesek de değiştirmemiz lazım. Çünkü hayat, her zaman söylüyorum, evet yaşamaya değer. Bize biçilen bir zaman var ve bu zamanı hasta olarak geçirmeyelim efendim. Doktora lütfen gitmekten çekinmeyin. Çünkü çoğu insan ya vaktim yok diyebiliyor. Ne diyorum, bilinçli bir kesim yetiştiği kadar hala şunu duyduğum insanlar da var. Vaktim yok, korkuyorum. Ya bir şey çıkarsa? Bir şey çıkarsa çıksın efendim, çıksın bir an önce çıksın ki tedavisi başlasın. Evet. Çünkü böyle korkan insanlar duyuyorum. Ya evet şöyle bir rahatsızlığım var ama doktora gitmek istemiyorum. Ya bir şey çıkarsa? Ya bırakırsan? Lütfen. Değişik, evet. Lütfen. Evet, kalp hastalığında risk faktörleri var. Bu risk faktörlerinden bazılarını değiştirebiliriz, bazılarını değiştiremeyiz. Bu değiştiremeyeceğimiz olan risk faktörlerinden bir tanesi nedir? Kalıtsal bir hastalık varsa bizde, aileden gelen bir hastalık varsa bunu değiştiremeyiz. Cinsiyetimizi değiştiremeyiz ve yaşımızı değiştiremeyiz. Bunlar maalesef. Değiştirilemez. Maalesef. Ama değiştirebilir olanlar var risk faktörleri için. Mesela sigarayı bırakabiliriz. Yanlış beslenmeden kurtulabiliriz. Düzenli beslenmeye geçebiliriz. Evet. Kan basıncımızı kontrol altına alabiliriz. Çok güzel. Stresten kurtulabiliriz. Bunun haricinde hareketsiz yaşamdan kurtulabiliriz. Yani sportif bir hayata dönebiliriz. En azından dediğim gibi günlük 30 dakikalık yürüyüşlere başlayabiliriz. Obeziteyi engelleyebiliriz. Çok zor olsa da bunu engellememiz mümkün. Bunun yanında şekerle ilgili mücadelemiz de yapabiliriz. Bunlar değiştirilebilir. Ama sabit olanlarda bir şey varsa, doğumsal bir kalp hastalığı varsa, onun üzerine iskemik kalp hastalığı yani damar hastalığının eklenmesi söz konusu olabiliyor. Çünkü kalbin yapısı doğumsal olarak bozuksa erken yaşlarda kalp hastası olması olası çocukların. Özellikle 4 yaşından sonra 11 yaşa kadar çocuklarda çocuklar aktif hale geldikleri, okul çağına geldiklerinde kalple ilgili sıkıntılar ortaya çıkmaya başlıyor. Mesela şöyle örnek vereyim. Doğumsal bir kapak hastalığı var çocukta. Bir yetmezliği var. Eforla artan kalp atışları o kalp yetmezliğini arttırıyor. Kapak yetmezliğini arttırıyor. O zaman çocuklarda işte morarmalar, bayılmalar, işte soğuk terlemeler ya da çabuk yorulmalar görülebiliyor.
aileler de bunu atlamaması gerekiyor. Çocuktan özellikle 4 yaştan sonra hareketli çağa geçtiklerinde eğer böyle bir sıkıntılarını gözlemliyorlarsa, uzun süre koşamıyorsa ya da merdiven çıktığında rengi böyle değişiyorsa, soluklaşıyorsa ya da çarpıntısı olduğunu hissediyorsa çocuk ve bunu size söylüyorsa mutlaka bir kardiyolojiye götürmeniz gerekiyor. Çünkü doğumsal bir defekt 4 yaşına kadar ortaya da çıkmayabilir. Tamam. Yani daha erken tabii ki artık çok ileri teknikler var. Çocuk doğduktan sonra muayeneleri yapılıyor, ölçümleri yapılıyor ama yine de çok küçük bir yetmezlik atlanabilir. Özellikle mitral kapakla ilgili bir kapakla ilgili bir problem atlanabilir ama o eforla gelen problemler mutlaka doğumsal bir hastalığı gösterebilir. İşte ondan sonraki önlemlerde çocuğun normal bir insan gibi yaşaması için neler gerektiğini anlatır hekim size. Çocuğu ona göre yönlendirirsiniz. Yani ağır sporlar yapamaz çocuk. Bir çocuk için elbette ki çok zor bir şey. Yani çocuğa koşma demek kadar zor bir şey yok ama hayatını korumak amacıyla bunu yapmak zorunda kalıyorsunuz. Çocuğa bunu güzel bir dille anlatmanız gerekiyor. Böyle yaşayan, uzun süre hayatına devam eden insanlar görüyoruz. Bir şey soracağım. Şimdi çocuklarda bazen ya da doğumdan böyle bir kapakçık birazcık daha şey oluyor. Nasıl diyorlar? Daha yumuşak değil. Daha seyrek oluyor diğer kapakçıklar. Böyle farklılık gösteriyor kalp kapakçıkları. Evet. Ama onunla yaşayabiliyorsun. Doktorlar bir müdahalede bulunmuyorlar. Onun bir hayat tehlikesi olabiliyor mu ileride? İşte o kapak yetmezliklerinde geriye kaçış dediğimiz hani 4 odacık var kalbin içinde aralarında kapaklar var. Bu kapaklardan bir tanesinde bozukluk olunca o odalardan bir tanesine fazla kan dolurken bir tanesine az kan doluyor. Böyle bir problem oluyor. Kalp hızlandığı zaman yani efor sarf ettiği zaman çocuk o dolum daha fazla olduğu için kalpte yetmezlik başlıyor. İşte bu yüzden de onu korumak amacıyla yaşam şeklini standardını ayarlamak gerekiyor. Doktorlar da çünkü öyle söylüyor genelde. Yani bir mücadele bulunmuyor ama işte çok fazla efor sarf etme ya da işte spor yaparken neye dikkat etmen gerektiğini. Bazı ilaçları kullanma, bazı içecekleri içme, kafein kullanma gibi bir sürü şey söyleniyor. Stresten uzak bir hayat olması gerekiyor. Çünkü stres kalp kasını yorar ve atımı hızlandırır. Atımı hızlanınca da sorunlar daha çok ortaya çıkar. Stresten korunma yollarını mutlaka bilmesi gerekir o hastaların ve ne yazık ki hayatın içinde olan ve kaçınılmaz bir problemimiz olan stres. Bir canavar oldu artık Şahin Bey. Stres olayından kurtulmak gerekiyor. Peki var mı şimdi konumuzda birazcık bir tık dışarı çıkıyorum ama aslında çok da bağlantılı. Şimdi her şeyin kaynağı stres diyoruz. Kalp krizlerin nedeni stres olabiliyor. Ondan sonra birçok hastalığın kanserin nedenlerinden biri stres. Peki ne önerirsiniz artık 2018 yılında bu kadar çok fazla çalışan, ondan sonra büyük metropollerde de yaşayan, ekonomik sıkıntı çeken, ne bileyim ben insanlara ne önerirsiniz stresi azaltmak için? Yani stresten azaltmanın 3 yolu var demiştik. Daha önce de konuştuk bunu ama stresten korumanın 3 yolunu düzenli hale getirirsiniz. Hayat şekliniz olarak kabul ederseniz stresten biraz olsun kurtulmuş olursunuz. Neydi bunlar? Düzenli uyku. Yani sağlıklı uyku, düzenli beslenme ve egzersiz. En ideal uyku? Yetişkin bir insanın aslında 6-7 saatlik uyku yeterli ama 8 saat önerilmiş. Tabii yaş grubuna göre değişiyor. Çocuklarda daha uzun süre, büyüdükçe azalıyor. Yetişkin bir insanda 7 saat, 6 saatlik uyku yeterli. Ancak uykunun kalitesi önemli. Yani bir insan yatağa yatar, yarım saat, 1 saat yatakta debeleniyorsa, yani uykuya geçemiyorsa orada bir sıkıntı vardır. Ama yatağa yatmaz uyuyan bir insan 7 saat solunum problemi yoksa, bütün dokuları dinlenebiliyorsa 6-7 saatlik uyku yeterlidir. Asla uyuyamıyorum. Yani asla. Yani şu bir senedir yatağa yattığım zaman asla uyuyamıyorum. En az 2 saat böyle dön sağa dön sola dön sağa dön sola aç televizyonu kapat televizyonu ondan sonra uyku. Yani metabolizma ona göre alışıyor. Mesela ben çalıştığım dönemlerde yani gece çalıştığım dönemlerde 5 saatlik uykuyla sağlıklı hayatıma devam edebildim. Ama o sağlıklı uykunun önemli bir kısmı da yani yatağa yatmaz uyumak. Büyük problem orada aslında. Ancak uyku sıkıntıları olan mesela işte solunum problemi yaşıyorsanız, apneniz varsa, dokular yeterince dinlenemiyorsa o süreyi uzatmak gerekiyor. Evet. Fakat çalışan insanların uyku süresini uzatması çok söz konusu olmuyor. Mesela çocuklarda da öyle. Bizim en büyük sıkıntımız erken kalktığı için çocuklar erken yatırmaya çalışıyoruz. Fakat o uykuya geçiş dönemleri onlar uyumak istemiyorlar çünkü. Evet. Onlar bir şeyi kaçırdıklarını düşünüyorlar. Ve ben her gün, her akşam uykunun gerektiğini anlatıyorum. Yani işte neden uyuması gerektiğini anlatıyorsunuz. Büyümesi için uyumasının şart olduğunu, işte salınan hormonun büyümesi gerektiği için uyku anında salındığını ve buna mecbur olduğunu söylediğinizde çocuk biraz daha ikna oluyor. Ama eğer
çocuğu geç yatırıyorsunuz, erken kaldırıyorsunuz, inanın gelişim bozuklukları ortaya çıkacaktır. O zaman burada çok daha önemli bir konu çıkıyor ortaya. Annelere babalara söylüyorum çünkü ben çok çok fazla görüyorum. Çocuk bir gece bir hala ayakta. Evet. Akşam bir ve sabah da normal kalkacak. Lütfen bunu yapmayın. Evet, çocuklar zaten uyumak istemeyecekler. Bu net bir şey. Yani hiçbir çocuk genelde uyumak istemiyor saat 9'da. Ama ona bir yolunu bulmak zorundasınız. Yani Şahin Bey ne diyor? Ben diyor oğlumu her gün ikna etmeye çalışıyorum. İşte bir şeyler söylüyorum. Bir masal okuyacaksınız. Bir şeyler yapmanız gerekiyor. Gece 1'de dolaşan bir çocuk bence çok büyük bir hata yapıyor orada. Ve çok fazla insan uyutamıyorum diyor çocuğumu. Uyutamıyorum ve uyumuyor diyor. Onun için kendi haline bıraktım. Biraz uğraşırsanız uyuyor. Evet. Şimdi bizde bir alışkanlık var. Mesela işte 1 ve 2. sınıfta 8.30'da uyumaya alıştı. 8.30'da yatağa giriyoruz, 9'a kadar uyuyor. O sırada kitap okuyoruz, sohbet ediyoruz, hikaye anlatıyoruz. Ve şimdi ben hep ona basamak basamak anlatıyorum. İlk 2 sınıf bitti. Sen şimdi bir basamak atlayacaksın. Uyku saatin 9 ve 9.30'a uzayacak diyorum. Bu bile onu mutlu ediyor. Ve bu dönemde çok diyorum güzel. Ki sen bu geçişi sağlarken büyümen arttı. Şimdi büyümen normal. Ama 9.30'dan geç uyursan seneye, gelecek sene büyümen yine yavaşlar. O yüzden bu düzene uymak zorundasın. Ve ben ona şey yapıyorum. Şimdi ben sana bir senaryo anlatıyorum diyorum. Gözlerini kapatıyor. Benim anlattıklarımı hayal et diyorum. Ve o eğer bu moda girerse çok kısa sürede uyuyor. Çünkü gözü kapalıyken bir şey hayal edin. Gerçekten uykunuz gelir. Gelir. Koyun saymak gibi eskiden böyle derlerdi bize koyun sayılarını. Gerçekten ben bunu da denedim. Bir film yazıyoruz, bir senaryo yazıyoruz. Ve diyorum ki sen bunu gözün kapalıyken devam ettireceksin. Ve benim sürem bitti. Ben anlatacaklarımı anlattım. Şimdi gidiyorum. Sen buna gözün kapalıyken devam et dediğimde 10 dakika sonra geldim. Uyumuş oluyor zaten. Hı hı, çok eğer güzel. Çocuk ikna edebiliyorsanız uyutmak, uyutmamak söz konusu değil bence. Hı hı. Çocukların özellikle uyku süresi çok önemli. Yetişkin çalışanlarda da eğer vardiyalı çalışıyorlarsa çok önemli bir özellik var. İşe gitmeden önceki 8 saat uyumak önemli. Mesela vardiyalı çalışan güvenlik görevlileri var. İşte haftanın bir günü gece 12, sabah 8'e kadar çalışıyorlar. İşte biz eve gider gitmez uyumaları önermiyoruz. Günlük işlemlerini yapıp akşam 12'den önceki 8 saat uyumalarını istiyor, işe gelmeden önceki. Bu çok önemli bir düzen. Bunu kurmak zor çünkü o çalışan bir hafta sonra sabah 8, akşam 4 çalışmaya başlıyor. O zaman diyoruz ki gece uyumaya çalışacaksın. Tabii bu mekanizmayı kurmak zor ama imkansız değil. İşte uyku için... Rahat uykuya geçebilmek için neler yapmak gerekir? Bir sürü böyle sorular geliyor. Biz bu konuda şunu söylüyoruz. Akşamleyin erken yani yatan bir insan sabaha kadar uyumak istiyorsa akşam 8'den sonra gıda tüketiminden vazgeçmesi gerekiyor. Tamam. Çok çünkü güzel. Bu dispeptik durum, midedeki hareketlenme ve şişkinlik kişinin uykuya geçişini engeller. Hı-hı. Rahatsızlık hissi verir. Sedatif ilaçlar kullanmalarını önerdiklerimiz var ama çok zorda kalmadıkça bizde ilaç olmadığı için biz doğal çayları öneriyoruz. Mesela ıhlamur tüketme kış aylarında çok özel. İşte yaz aylarında da bir ada çayı ya da başka bir işte böyle rahatlatıcı bir çay tüketmek uyku geçişi rahatlatır. Ama belli bir saatten sonra özellikle biz Türk halkı olarak televizyon başında meyve yemeyi, işte çerez çok yemeyi çok severiz. Ve bu yanlışlıklarda uykuyu geciktirir. O yüzden de o tüketimi azaltmak gerekiyor. Evet efendim, çerezleri ve meyveleri daha erkenden tüketeceğiz. Evet. Net söylüyorum. Hem bu hastalıklara zaten meydan vermeyelim. Çünkü meyvelerde de biliyorsunuz şeker var. İşte o ürettiği yediğimiz çerezleri ki çok seviyoruz. Dizilerde anlamıyoruz bile o çekirdekler nasıl gidiyor. Onları bir artık bu alışkanlıklarımızdan biraz vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü ne diyor Şahin Bey? Hem uyku kalitesi düşüyor. Hem de bu konuştuğumuz kalp ve damar tıkanıklıklarına ve obeziteye yol açan şeyler. Çünkü gece aldığımız bir şey maalesef vücudumuz öğütemediği için bu bize ileride kilo olarak... Çok da ileride değil bu arada. Hemen kilo olarak geri dönüyor. Onun için bu alışkanlıklarınızı bitirmeniz gerekiyor. 8 gibi sanırım en geç bütün bunları yemiş olmanız lazım ki hem uyku kalitemiz düşmesin hem de vücudunuzda sıkıntı yaşamayın diyoruz. Evet. Çok güzel. Evet. Kalp hastalığına yakalanmamak için önerilerimiz var tabii. Hani bir insan kalp hastalığına yakalanmaması için ya da çocuklarının kalp hastası olmaması için neler yapabilir? Hmm. Bazı şeylerin engellenmesi gerekiyor. Mesela akraba evinden kaçınmak gerekiyor. Akraba evinden? Evet. Akraba evliliklerinde doğumsal kalp hastalıkları çok sık gördüğümüz bir şey. Akraba evliliklerini engellediğimizde toplumda görülen kalp hastalıklarını neredeyse %10 oranında azaltabiliriz. Çünkü en fazla problem akraba evliliklerinde kalp hastalıkları ile ilgili görülüyor. Bunun haricinde... Gebelikte özellikle özenli olmak,
dikkat etmek çocuğun gelişimi için önemli. Genetik bir danışmanlık almak gerekiyor. Yeni evlenen çiftlere özellikle öneriyoruz. Eğer taşıyıcı bir özelliğiniz varsa, eşiniz de taşıyıcıysa, 1/4 oranında çocuğunuzun hasta olma olasılığı vardır. %25 büyük bir oran. Çok büyük bir oran. O yüzden genetik destek almak önemlidir. Bunun haricinde ilaç kullanımı, gereksiz ilaç kullanımı, özellikle gebelikte, gebelik öncesi genç kadınlarda ilaç kullanımı, yumurtanın ya da işte erkekteki ilaç kullanımı spermin kalitesini düşürmesiyle çocuklardaki defektleri ortaya çıkartabiliyor. Teratojenik ilaçlar dediğimiz gruba ile kullanmaktan tamamen kaçınmak gerekiyor. Bu arada anne karnındayken yaşanabilecek hastalıklar önemli. Bunlarla ilgili gebeliğin bazı süreçlerinde önlemler alınıyor. İşte aşılar var, bazı testler var. Mutlaka bunların yapılması gerekiyor. Onun haricinde radyasyondan uzak kalmamız gerekiyor. Yani ben şöyle insanlar biliyorum ki en ufak şeyde MR çektiren, işte röntgen çektiren insanlar tanıyorum. Bende bir şey mi var diye. Bunu çok sık tekrarlayan insanların mutlaka gebelik dönemlerinde problem yaşadığını görüyoruz. Diyabetli anne, özellikle büyük bebeklerde sıkıntılar olabiliyor. Diyabetle problem halledilebilir bir problem olduğu için diyabetik sınırı, yani o şekerin yükselmesini engellemek gerekiyor. Bunun haricinde sigaradan tamamen uzaklaşmak gerekiyor. Doğru beslenme, bol sebze meyve tüketimi önemli. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi genelde anneler böyle, yani bayanlar, kadınlarımız hamile kaldığında genelde çoğu bırakıyor zaten. Yani çocuğun bir şey olması. Çünkü artık kendi canınız değil, başka bir candan sorumlu olduğunuz için bırakıyor. Ama bazen bırakmıyorlar. Evet. Hatta şunu söylüyorlar. 7. aya kadar içeceğim, ondan sonra bırakacağım. Sizce bunun böyle bir mantığı var mı? Yani 7. ay içeyim, 2 ayda bırakayım, bir şey olmaz gibi bir durum var mı? Yani gebelikte sigara içmek çocuğunuzu zehirlemek. Yani kendinizi zehirliyorsunuz ama bir de karnınızdaki çocuğu zehirliyorsunuz. Çocuğun gelişimi tamamen bozulur. Akciğer kapasitesi tamamen azalır ve doğum ağırlığı mutlaka düşük olacaktır. Of. Şimdi normal zamanda bile doğsa çocuk, 3 kilo 200 gram, 3,5 kilo doğacak bir çocuğun 2,5 kilo doğduğunu düşünün. Belki de çıkar, doğumdan hemen sonra küveze alınacak, özel bir bakım gerekecek, ememeyecek. Çünkü kasları tam gelişememiş olacak. Ya da aldığı soluk yetmeyecek, sürekli bir makineye bağlı kalabilecek. Yani bütün bunları göze alıyorsanız içebilirsiniz. Ama onunla beraber siz de o hayatı yaşayacaksınız. Tabii. Hastane ortamında düzelene kadar, ki düzelmeyecek. Sigara içen annelerin, bebeklerin, doğan bebeklerinin %90'ından fazlasında alerjik astım, akciğer yetmezliği, kalp hastalığı görülüyor zaten. Ah, muhteşem, ne güzel. Ha. Onun için artık kendi canımız değil yani. Gerçekten eğer bir çocuk sahibi olmak istiyorsanız ve eğer olduysanız artık bu gebelik dönemindeyseniz sigara diye bir şey mümkün değil. Çünkü kendi canımız için kendimiz karar veririz ama başka bir canın kararını biz veremeyiz efendim. Aman diyorum, alkole hiç girmiyorum bile. Zaten onu hiç sevmiyoruz. Yani hiç girmek istemiyorum. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Maalesef çok aşırı alkol tüketimi yapan annelerin ondan sonra çocuklarının işte ne bileyim ben kanserle ilgili erken yaşta boğuşması, başka hastalıkların başladığının birebir şahidiyim. Çünkü hücresel yapıyı bozuyorsunuz. Çocuğun normal gelişen hücrelerini bozuyorsunuz. Ve doğumdan sonra da bunlarla uğraşabilirsiniz. Maalesef. Mutlaka sigara ve alkolün gebelikte yeri yok. Hatta gebelik sonrasında, doğu soluk döneminde hiç yeri yok. Biz şunu söylüyoruz hep anne babaya. Hani çocuğun yanında sigara içilmemesi gerekiyor. Yanında. Yanında. Bu anne karnındayken içilmesi söz konusu olabilir mi? Tabii ki olamaz. Yok, ilk 3 ay, ilk 5 ay, ilk 7 ay bunlar hep halk arasında söylenen, duyduğumuz şeyler. Günde bir tane içiyorum, iki tane içiyorum. Böyle bir şey yok. Çünkü aldığınız nikotin, aldığınız gazlar sizin akciğerinizden kan yoluyla direkt bebeğinize geçiyor. Ve bebeğin hücrelerini düşünün. Ne kadar taze. Evet. Ve sürekli büyük, çok hızlı bir şekilde büyüyen ve gelişen hücreler ne oluyor? Büyüyemiyorlar. Şimdi normalde işte bir yumruk boyutunda olacak kalp daha küçük olursa, o çocuk doğduğunda nabzı 100 atacağını 180 atıyor. Ve çocuk kalbi yoğuluyor zaten. Kalp yetmezliği başlıyor. Ya da akciğerlerinde oksijen alımı az olduğu için çocuk sürekli bir hava açlığıyla karşı karşıya kalıyor. O zaman ne yapıyor? Bebek ememiyor. Çünkü ağzının da meme dolu olduğu zaman nefes alamıyor. Ve bir sürü problem. Bunlarla ilgili o kadar çok problem var ki.
Bunu yapmadığınız anda bunlardan kurtulmuş oluyorsunuz. Evet. Evet, umarım korkutmuşuktur sizi. Amaç korkutmak değil, gerçekleri anlatıyoruz. Evet, şimdi hemen bir şefin yanına gidelim. Ondan sonra kısacık bir ara vereceğim. Bakayım şefim ne yapıyor, nasıl gidiyor yemekleri. Canımcığım, neler yapıyorsun? Şu anda maydanoz doğruyorum. Evet, salatamız neredeyse hazır. Evet, bu dürümümüz. Salatamız zaten hazır. Salata zaten çoktan bitti. Evet. Şef çok hızlı bugün. Bu buzdolabına koydum, onu birazcık... Kendine soğuk gelsin. Soğuk olmasını istiyorum. Tabii salata soğuk daha güzel tüketiliyor. Allah'ım dürüme bakın efendim. İçinde gerçekten evet. Şu anda bir zaten renk cümbüşü var. Etlerle de buluşturacaksın zannedersem. Şimdi az kaldı. Etlerimiz de pişmek üzere. Çok güzel. Çok güzel görünüyor. Programımızın sonunda etlerle buluşturacağız onu ve dürümümüzü yapacağız. Tamam efendim. Evet, o zaman ne diyorum? İkinci yarıyı bekleyeceksiniz efendim. Tekrar tariflerimi vereceğim. Etlerle buluşturacağız efendim şu anda dürümümüzü. Salatamız hazır. Evet, ne yapalım? Kısacık bir ara verelim. Çaylar kahveler soğumuştur ama bitmiştir diye tahmin ediyorum. Onları bir tazeleyin. Biz tekrar burada olacağız. Tekrar herkese merhaba efendim. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Antep yöresinden ne yapıyoruz? Nohut dürümü yapıyoruz ve labneli patates salatası. Bu arada yanlış anlaşılmasın, nohut dürümü Antep'ten. Labneli patates salatası bayağı Avrupa bildiğiniz. Evet, Antep'i çok seviyoruz. İnanılmaz bir mutfağa sahip. Ve şu anda bu dürümleri babam karıştırırken malzemelerini ben de size tarifi vermek istiyorum. Evet, 500 gram kuşbaşı et efendim. İyice düdüklüde babam iyice pişirdi, gayet de küçük küçük doğradı ve şu anda lime lime ağza girecek tatlı bir kıvam aldı. Yarım kilo haşlanmış nohuta ihtiyacımız var. Bir adet kuru soğana ihtiyacımız var. 3 adet taze soğan, ondan sonra 3 adet kapya biber efendim. Közlenmiş varsa közlenmiş, yoksa evimizde kapyalarımızla gayet güzel közleyebiliriz. Ondan sonra yarım demet maydanoz, 2 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı efendim karabiber, 4 yemek kaşığı zeytinyağı ve 4 adet lavaşa ihtiyacımız var. Evet, gördüğünüz gibi bu şu anda babam dürümleri yapıyor. İçinde yok yok eti var, nohutu var. İnanılmaz lezzetli. Ve dürümlerinizi önceden istiyorsanız tavada ya da fırında babamın yaptığı gibi ısıtabilirsiniz. İçi dolu. Şu anda afiyetle yiyeceğiniz bir yemek efendim. Çok güzel görünüyor. Ondan sonra bunun yanına dedik de bir de salata yapalım dedik efendim. Labneli patates salatası. Böyle yaz mevsimi hazır gelmişken, sıcaklar başlamışken hem öğün olarak yiyebileceğiniz hem de sizi serinletecek bir salata yapalım dedik. Bunun için 2 boy büyük patatese ihtiyacımız var. 2 adet havuca ihtiyacımız var. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. 2 adet kapya biber ihtiyacımız var efendim. Yine közlenmiş istiyoruz onu. Neden? Çok daha güzel oluyor. Çok daha lezzetli oluyor efendim. 1 tutam maydanoz. 3 yemek kaşığı labne peynirimiz var. Ve 1 diş sarımsak koymuş şef. Birazcık da tuz efendim. Bu kadar. Şimdi ben patates salatasını da göstereceğim size son halini. Evet, dediğim gibi öğün olarak yenilebilir. Gayet lezzetli. Kalorisi düşük bir salata. Ama yanına tabii ben dürümü de yiyeceğim diyorsanız o başka. Onu bilemem. Gerçekten Anteplilere buradan selamlarımızı, sevgilerimizi yolluyoruz. Gördüğünüz gibi bir şölen var yine mutfakta. Patates salatamız efendim, labneli. Şimdiden afiyet olsun. Acıktık mı? Tabii ki acıktık. Hepimiz acıktık. Siz de acıktınız, biz de acıktık efendim. Kokular fena. Yani buradaki kokuları alamıyorsunuz. Biz bir de kokuları alıyoruz. Halimizi düşünün. Evet, şimdiden yapanlara ellerine sağlık diyorum herkesin. Şefim çok teşekkür ediyorum sana. Öpüyorum. Daha devam ediyoruz. Afiyet olsun diyoruz. Çok teşekkürler şef. Evet, nasıl görünüyor Şahin Bey? Çok güzel görünüyor. Evet, gerçekten dürüm halinde. O dürüme bittim zaten. Antep müthiş bir mutfak. Evet. Gerçekten. Evet, beni konuma geri döndürün. Çünkü acıktık efendim. Konuya geri dönelim. Kalp hastalıkları ve damar tıkanıklığından konuşuyoruz bugün. Ne ekleyeceğiz? Genel korunma önerilerinden bahsediyoruz. Korunma, evet, en önemli. Şimdi bunlara yakalandık, bunları yaşadık, ameliyatlar olduk, olmadık. Bu sıkıntılı sürece
nasıl yakalanmayabiliriz? En önemlisi o. Evet. Olduktan sonra zaten yapacaklar belli. Peki olmaması için ne yapacağız? İşte bu saydığımız bir sürü şey saydıktan sonra egzersiz çok önemli. Yani egzersiz alışkanlık haline getirirseniz riskinizi azaltıyorsunuz. Bunun haricinde düzenli beslenme çok önemli. Gerçekten bu aylarda daha önemli. Çünkü sıvı tüketimini arttırırken yağlı gıdalardan uzaklaşmak gerekiyor. Yaz aylarında daha büyük sıkıntılar olabilir. Çünkü sıcakla beraber kalp ritimleri bozulabiliyor. O yüzden yağlı beslenme yerine daha çok sebze, çiğ sebze ve meyve tüketmeyi öneriyoruz. Uygun küreyi korumak dediğimiz şey kalp hastalıklarındaki riski yarı yarıya azaltır. Çok şöyle ki sağlıklı bir insan işte boy kilo oranı bellidir. Bunları aile hekimliklerinde size söylerler. Kilo almaya başladıktan sonra vermek gerçekten zorlaşabiliyor. O yüzden almadan önlem almak, yani bu sağlıklı beslenmeye geçmek, belli saatlerde yemek, öğünleri dengeli tutmak, işte bütün yiyeceklerin işte sınıflandırdığımız zaman hepsinin bulunması, biz bütün grupların öğünlerimizde olmasını istiyoruz. Ama ölçülü olmasını istiyoruz. Yani ben hiçbir zaman şunu ye, bunu yeme dediğim şey çok azdır. Ancak diyabetik hastalara bazı önerilerimiz olur. İşte mutlaka karbonhidratı azaltman gerekir. Şeker tüketimin hiç olmaması gerekir. Bu öneriler olur ama sağlıklı yetişkin bir insan her şeyi tüketebilir ama mutlaka ölçülü olması gerekir. Kilo alımını engellemek için. Egzersizle beraber eğer kilo alımını da dengede tutarsak kalp hastalıklarına yakalanma riskimiz çok düşecektir. O yüzden bu iki özellik çok önemli. Stres söylemiştik. Mutlaka içinde stres dediğiniz zaman zaten düzenli beslenmeyle egzersizi içine koyuyorsunuz. Stresten korunma yollarından başlıcaları bunlar. Bunun haricinde mutlaka kolesterolümüzü düşürmemiz lazım. Kötü kolesterolümüzü düşürmemiz lazım. Burada aldığımız yağ oranı düşürdüğünüzde karaciğerin yaptığı zaten belli bir oran, çok az bir oranını yapıyor. Bu oran size yetecektir. O yüzden yağlı, özellikle katı yağ tüketiminden mutlaka kaçınmak gerekiyor. Son dönemde tereyağıyla ilgili bir sürü söylem var işte tüketilmesi gerektiği. Evet, sağlıklı tereyağı tüketilebilir. Ancak pastörize olan ve markette satılan tereyağın içeriğini, sütü, yağ oranını bilmiyoruz. Ekstra yağ katıldığını biliyorum onlara. Hatta bazı açık sütlere yağ konulduğunu ki işte kaymak yapsın ya da çok sarı görünsün diye yapıldığını duyuyorum. Bunlar tehlikeli şeyler. Özellikle et ve et ürünlerinin haftanın belli günleri olması gerekir. Her gün et tüketmek çok sağlıklı olmuyor. Lifli yiyecekten bol beslenmek. Yani bağırsağınızı da korumanız gerekiyor. Çünkü bağırsak eğer düzenli çalışırsa ve emilimi normal şartlarda olursa size sağlıksız bir ürün sağlamayacak. Ama sağlıksız beslenirseniz bağırsak da buna uyum sağlayacağı için bütün yağ ve kolesterol kana geçecek ve vücutta yapılan kolesterolle beraber çok yüksek seviyelere ulaşacak. Bu da bizim kalp krizi geçirme riskimizi arttıracak. O yüzden iyi kolesterolü arttırmak için yürüyüş yapıyoruz. Günde en az 30 dakika ve yağdan düşük oranda besleniyoruz. Bunlar önemli. Diyabet hastalarına önemli bir söyleyeceğimiz var tabii ki. Diyabet hastası sigara da içiyorsa, sedatif yani oturarak çalışıyorsa kalp krizi geçirme olasılığı diğer insanlara göre 2 kat fazladır. O kadar yüksek. Evet. Yani eğer diyabet teşhisi konulmuşsa ve ben artık diyabetle yaşamam gerekiyor diyorsanız ama buna rağmen sigara içmeye devam ediyorsanız ve işiniz de tempolu bir işse ise masa başı işlerden bahsediyoruz. Onu yapıyorsanız efendim o zaman 2 kat bizden riskiniz oluyor. Evet. Kalp krizi geçirmek için çok yüksek bir oran. Çok yüksek. Bir de şöyle bir şey var. Özellikle kadınlarımızın dikkat etmesi gereken bir şey var. Obez kadınlarımızın doğum kontrol hapı kullanırken çok dikkatli olması gerekir. Çünkü o vücudunuza aldığınız bir hormon, haplar ve sizin kolesterol aracılığıyla yapılan hormonlarınızın yerine hormon alıyorsunuz. O zaman o kolesterol o hormonu yapmak yerine vücutta serbest olarak dolaşmaya başlıyor. Evet. Ve eğer obezseniz, kullanıyorsanız, üstüne bir de sigara içiyorsanız, kansere yakalanma ya da kalp krizi geçirme olsanız diğer kişilere göre yine 2-3 kat fazla. Yani çünkü obez ve sigara içenlerde biz doğum kontrol hapı önermiyoruz. Meme kanseri görülme olasılığını çok yükseltiyor. Kalp hastalıklarına yakalanma olasılığını çok yükseltiyor. Bunlar çok önemli. Zaman zaman da sağlık kontrolü dediğimiz kontroller var. İşte kadınların yaptırdığı rutin sağlık taramaları ve kan testleri var.
Yani işte kolesterollerinizde belli aralıklarla baktırmanız lazım. Özellikle probleminiz varsa yılda en az bir kez mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Çok büyük bir olanağımız var. Nedir? Aile kemiklerine artık bunlar bakılabiliyor. Sabah gidiyorsunuz, kanınızı veriyorsunuz aç karnınıza. Aynı gün, öğleden sonra ya da ertesi gün sonuçlarınız size ulaşıyor. O yüzden bunlardan çekinmeyin. Mutlaka testlerinizi yaptırın. Erkeklerde özellikle sigara tüketen erkeklerin 40 yaş, tüketmeyenlerin 50 yaş üzerinde olanların mutlaka kardiyoloji kontrolüne girmesini öneriyoruz. Bir sıkıntınız yoksa bile. Yani bunun altını çizelim. Yani benim bir şeyim yok, kalbimde hissettiğim bir durum yok, gayet sağlıklıyım diyorsanız bile mutlaka 40 yaş üstü ve 50 yaş üstü dedi Şahin Bey, kontrollerinizin yapılması gerekiyor. Senede bir kere zaten, değil mi? Her sene yapılmıyor. Şöyle söyleyeyim, hani çok doğal bir sonuç gelirse 2 yıl ertelenebiliyor. Süper, çok güzel. Süre uzatılabiliyor. Eğer güveniyorsanız hastanıza, normal besleniyor, sağlıklı besleniyor, egzersiz yapıyor ve gerçekten özen gösteriyorsa bedenine, o kişilerde 2 hatta 3 yıla kadar uzatılabiliyor. Zaten çok basit testler, işte bir EKG çekiliyor, bir muayenesi yapılıyor, bir kan testi yapılıyor. Onun haricinde gerekirse bir eforlu test yapılıyor. Yürüyüş esnasında kalp elektrosu çekiliyor. Çok gerekiyorsa ultrason yapılıyor ya da ileri safhalarda şimdi görüntülü olarak kalp damarlarını görebiliyoruz artık. Eskiden çok iğneyle işte ilaç verilip damar içeriden telle kalbe kadar ulaşılması, işte anjiyografi dediğimiz şeylerin çok rigid halleri vardı. Şimdi film, yani röntgen altında bunları görebiliyoruz. O yüzden artık daha da basit oldu. Teknoloji geliştikçe sağlık kontrolü daha kolay hale geliyor. O yüzden bunlardan korkmak, kaçınmak bence çok yersiz artık. Hı hı. Korkmayın efendim, dediğimiz gibi yani teknoloji gelişiyor. Bu da bizim yararımıza aslında. Ama şöyle bir sorum olacak. Teknoloji gelişiyor ama hastalıklar da artıyor. Yaşam süresi de uzuyor. Uzuyor değil mi? Hepsi sanki böyle birbirine bağlı bir şekilde gidiyor. Şimdi biz şöyle söylüyoruz. Hastalıklar içindeki orandan bahsediyoruz. Hı hı. Aslında toplu olarak baktığınızda sağlıklı toplumlarda, yani sağlık hizmetlerini artık oturtmuş toplumlarda bazı hastalıkların görülme olasılıkları çok düştü. Yani nedir bu ülkeler? Mesela Kanada, İsviçre, Finlandiya, İrlanda. Bu ülkelerde sağlık sektöründeki gelişmeler ya da Japonya, işte çok önem veriyorlar sağlıklarına. Çünkü riskleri çok fazla. Neden? İşte çiğ balık ve et tüketiyorlar. Buna rağmen mide kanseri oldukları zaman çabuk yakalıyorlar ve tedavilerini yapıyorlar. Ve bunlardan ölüm oranı gitgide düşüyor. O yüzden de yaşam, yani insan ömrü gitgide uzamaya başladı. Sağlıklı bir yaşlılık daha önemli aslında. Uzun yaşamaktan daha önemli bir şey. Çok doğru bir şey söylediniz. Yani şimdi 10 kere ameliyat olmuş bir adamın 80 yaşına ulaşmasıyla hiç ameliyat olmadan 80 yaşını görmesi arasında büyük fark vardır. Bu kadar vücudumuza ızdırap çektirip bile yaşamak çok daha kötü bir şey. Evet. Yani sürekli hastasınız, sürekli hastanelerdesiniz ama 80 yaşına kadar gitmişiz. Çok da bir şey, pek bir anlamı kalmıyor. Izdırap oluyor hayat. Yani hayat konforu düşük insanların uzun süre yaşaması çok bence önemli değil. Evet. Çünkü nefes alamıyorsa, yürüyemiyorsa, çok uzun yaşamaktansa bu yaşlılık dönemi düşünerek önceden önlem alırlarsa. Yani 50'li yaşlardan sonra biraz daha dikkat ederek, beslenmesine dikkat ederek, spor yaparak ya da egzersiz yaparak, stresten uzaklaşarak yaşarsa 70 yaşından sonra çok daha sağlıklı bir hayat sürecek. Daha uzun bir ömür sürecek ve konforlu bir ömür sürecek. En azından aldığın nefesin kıymetini bilecek. Düşünün, 70 yaşına kadar sigara, 2 paket sigara içen bir insan sonra nefes darlığı yaşamaya başlayacak, kalp yetmezliği yaşayacak. 2 adım attığında nefesi tıkanacak. Yani o insanın yaşamasıyla 70 yaşında ki hiç sigara içmemiş bir insanın yaşaması arasında çok büyük bir fark olacak. Hı hı. Yani bunları düşündüğünüzde gelmeyecek gibi hiç düşünüyorsunuz ama zaman çok hızlı ilerliyor. Yani ben şunu söylüyorum. Hani dün gibi üniversiteye başladığım günü hatırlıyorum. Bugün işte 50'li yaşlara yaklaştım. Hani bu zaman hızla ilerlediği için artık önlem almamız gerekiyor. Evet. Ve herkesin kendi doktoru olması gerekiyor. Bedenimizi en iyi biz tanıyoruz. Ve bir problem olduğunda da mutlaka çözümünü aramak için hastanelere müracaat etmemiz gerekiyor. Çok doğru bir şey söylediniz. Yani ilk tabii ki doktorlarımız var, iyi ki varlar diyoruz ama şimdi siz kendi bedeninizden kendiniz sorumlusunuz. Yani rahatsızlıklarınıza doktora gitmiyorsanız ya da hayatınızın bazı akışlarında yanlışlar yapıyorsanız mutlaka vücut bunun bedelini ödetiyor. Aşırı stresten kaçınmıyorsak, işte yanlış besleniyorsak bir sürü nedenler sayabilirim. Maalesef bazen genç yaşta da bazen ileriki yaşlarda da hastalıklarla yüz yüze kalıyoruz ve hayatımızın konforu tamamen
değişiyor. Ve bu sefer de ne oluyor? Ahlar vahlar başlıyor. Keşke böyle yapmasaydım, keşke şöyle yapsaydım deyip. Çünkü toplum olarak kalp krizleri ve damar tıkanıklarında bu kadar yüksek oranımızın olması mutlaka bir nedeni var. Gerçekten inanılmaz bir stresin içinde yaşıyoruz. Bu konforumuzu bence kaybetmiş durumdayız. İnsanların birbirine bile tahammülü kalmadı. Evet. Hobiler tamam, bir kesimin hobisi var. Çoğu insan genelde 12 saat falan çalışıyor günde. Evet. Hobileri bile yok çoğu insanın, çalışanların şu anda. Yok yani, insanlar bana şunu söylüyor olabilirler. Şemsay, yani uyuyacak vakti zor buluyorum. Hobimi nereden yaratayım diye. Ben buna inanmıyorum ama. Mutlaka hobi için ayırabileceğiniz, kendiniz için ayırabileceğiniz, yaratacağınız efendim bir vakit olmalıdır. Mutlaka. Mutlaka. Ya bir saatinizi kendinize ayırmak zorundasınız. Yoksa hayat sadece çalışmaktan ve stresten ibaret oluyor. Bu da yaşamanın bir anlamı kalmıyor ki. Yani bir insanın kendisine ayıracak zamanı yoksa ve sadece bu stresin, bu yoğunluğun içinde kaybolduysa ve ondan sonra tak diye bir de hastalık geldi mi, bitti. İşte bu kadar. Bütün bu konforu sağlamak gerekiyor kendimize. Ne kadar yoğun çalışıyorsak çalışalım. Siz de yoğun çalışıyorsunuz ama kitap yazıyorsunuz arada. Ondan sonra ne bileyim ben resim çiziyorsunuz ve bir yandan da doktorluk yapıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim, en yoğun zamanlarımda 7 sergi açtım. En yoğun çalıştığım dönemlerde. O zamanı kontrol etmek ve iyi planlamakla ilgili bir şey. Hobi seviyorsanız gerçekten zaman ayırırsınız mutlaka. Çünkü boşa geçen zaman çok fazla insan hayatında. Stresten kurtulmanın en iyi yolu bahsettiğin gibi hobilerle uğraşmak. Yani işin bütün stresinden, düşüncelerden uzaklaşmanın tek yolu. Çünkü baş başa kalıyorsunuz yazarken de, boyarken de ya da evde başka işler yaparken de. Şimdi mesela çok değişik hobiler çıktı. Ev kadınlarının yaptığı mesela görüyorum. İşte boyama teknikleri çıktı. Böyle eşyaları falan boyuyorlar. Tabii. Çok değişik hallere getiriyorlar. Bazı ürünler ortaya çıkıyor. Bunlar çok başarılı. Stresten tamamen uzaklaştırır insanları. Ve bir ürün yapmak, bir ürün bırakmak bence çok önemli. Yani hı-hı, mutlaka hepimizin sonu belli. Ama evet, arkamızdan kalacak şeyler çok önemli. Hı-hı. Geçen gün çok güzel bir duvar yazısı okudum. Çok hoşuma gitti. Çocuklarınıza bir şarkı ya da şiir bırakın diyor. Araba bırakmayın çünkü aşağı mahallede gördüm araba eskimiş diyor. Ya. Hani bu kadar maddeci olmak, bu kadar maddiyatçı olmak aslında çok hoş değil. Tamam, çalışmamız gerekiyor yaşamak için. Ama son dönemde şey var. Mesela belli bir gelir düzeyine gelen insanların şehirleri terk ettiğini görüyoruz. Her şeylerini satıp yaşayacakları kadar bir gelir bırakarak işte kırsalda yaşadıklarını ya da bir tekne alıp işte denizde yaşadıklarını falan görmeye başladık. Bu da stresten tamamen uzaklaşma yolları. Olmaz mı? Herkes için olabilir. Yani olmaz diye bir şey yok. Hayal etmekle başlıyor. Hayal ediyorsunuz. Gerçekleştiği zaman da mutlu oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum size. Çok güzel bir program oldu. Gerçekten hastalıklarla yan yana aslında neler yapabileceğimizi de konuştuk. Çünkü hastalıkları tabii ki konuşuyoruz burada ama bunların çözümleri de var. Hiçbir şey çözümsüz değil. Yakalanmadan önce ne yapmamız gerekiyor? Aslında en çok onun üstünde durduk. Haftaya tekrar beraberiz. Kendinize, haftaya beraber değiliz. Evet. 18'inde yoksunuz ama bir sonraki hafta beraber olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler efendim. Evet, hemen şefin bir yanına gidelim. Çünkü gördüğünüz gibi dürümlerimizi hazırladı kendileri. Evet, neler yaptın şef? Tamamladık tabaklarımızı. Çok görüyorsunuz. Evet, görüyoruz. Gerçekten büyük bir iştahla görüyoruz. Bugün Antep'e götürdün bizi. Evet, Antep'te. Gördüğün gibi de bayağı doyurucu. 9 tane çıktı aslında, 11'e çıkardı birazcık. Hani ayarlama sen yapsaydın. Sen bol malzemeli yaptın çünkü bol koyduk. Yani düşün, 5 kişilik bir aile ikişer tane yiyebiliyor yani. Baba aşağı yukarı ne kadar tuttu? Ne kadar tuttu? Yani şurası ikisi sanırım 40 civarında. 40 TL'yi. Evet, hiç fena değil efendim. Evet. Yani bir yemek için 40 TL, üstelik et de var içinde. Evet. Hiç fena bir porsiyon değil gerçekten. 4 kişi, dışarıda 5 kişi rahatlıkla doyabiliyor. Evet, gördüğünüz gibi 9 tane dürüm çıktı. Bir de babam bol bol yaptı. Yanına da böyle bir salata çıktı. Gerçekten güzel bir yemek. Yani böyle 40-45 TL arasında etli yani. Çünkü öğrencilerimiz bunu daha çok etsiz yapıyorlar. Anlıyorum ben onları. Tabii yani etsiz olursa çok daha aşağı düşüyor. Çok daha aşağı düşüyor. Tercih sizindir efendim. İster etli ister etsiz. Evet. Bizden yapması, sizden denemesi diyoruz. Evet. Babacığım çok teşekkür ederim sana. Emeğine sağlık. Afiyet olsun. Burada, bu arada tekrar bir anons yapmak istiyorum. Eğer
Canlı yayınımızı izleyemiyorsanız efendim, çalışıyorsanız ya da vaktiniz yoksa unutmayın, şu anda Lezzetli Sohbetler artık YouTube'da bölümlerimiz teker teker oraya girmeye başladı. Böyle kaçırdığınız bölümler varsa tarifler, doktorla ilgili yaptığımız sohbetler ya da diğer konuklarımızla psikoloji bölümleriyle hepsi efendim şu anda YouTube'da. Onun üzerinden bana mesaj atabilirsiniz, Saadet Türkiye yazabilirsiniz, bunları unutmuyoruz diyoruz. Evet efendim, geldik bir gününün daha sonuna. Güzel bir gün olsun. Devamı da daha da güzel olsun efendim. En az bu yemekler kadar, bu sohbet kadar lezzetli olsun diyorum. Yarın tekrar aynı saatte beraberiz. Sevgiyle kalın, Rab ile kalın ve evinizden lezzetli sohbetler eksik olmasın. Hoşça kalın.